Kişiler Çok İyi Kolonyaları Turkuaz programını sunar. Efendim merhabalar. Emine Hanım'ı aldım getirdim sizi. Bugün aklınızdan ne geçiyorsa pasta ve börek konusu üzerine. Gerçi böreğe çok girmeyeceğiz belki ama pastaya dair. Yahu benim şu poğaçam neden böyle olmuyor? Benim kekim neden kabarmıyor? Aklınıza ne geliyorsa. Konya'nın üstadı olan birisini davet ettik, getirdik. Burada aydınlanma yaşayacağız. Niye sinir krizleri geçiriyoruz, mutfağa giriyoruz? Bir o kadar da masraf yapıyoruz tabii. Malzemeleri alıyoruz, çırpıyoruz, döküyoruz. Kek kabarmadı. Niye? Herkesinki kabarıyordu, bizimkisi niye kabarmıyor? Herkesin poğaçası yumuşacık oluyor da bizimkisi niye olmuyor? Sonra böyle acaba ben mi beceriksizim diye düşünüyoruz. Girizgahtan, açılıştan anladığınız kadarıyla efendim bugün pasta börek konusu üzerine bir program yapacağız. Püf noktalarını dinleyeceğiz. Yani tarif vermekten ziyade tarif her yerde var. Girin sitelerde, orada burada o kadar çok çeşit çeşit tarif var ki beceremediğimiz nokta. Böyle bir türlü bizim fırınımızda mı hata var, el maharetimizde mi eksiklik var? Püf noktalarını aktaracağız, anlatacağız. Ve aslında bizde uygulamakta unuttuğumuz aslında bir pratiği var da bunun. Nedir o? O biraz gizemi çözeceğiz. Evet. Kiminle birlikteyiz? Konya'da poğaçacı anne, hatta Türkiye'de poğaçacı anne olarak tanınan Sayın Emine Yıldız bizimle birlikte. Kendisi tabii ki de meşhur poğaçasıyla ünlü. Yani o demek, Emine Yıldız demek, poğaça demek bana göre. Ama elbette ki yaptığı ürünler, yaptığı lezzetler sadece poğaçayla sınırlı değil. Diğer detayları da kendisinden dinleyeceğiz. Benden size bir tavsiye, nacizane. Ben yine sorular soracağım sizin adınıza. Belli bir liste hazırladık. Görseller ekrana gelecek. Ancak yine de sizin merak ettiğiniz varsa ki ben sizin kadar özellikle ev hanımlarına sesleniyorum burada. Evlerinde bizi izleyenler ben sizin kadar mutfağa girmiyorum. Evet benim de kekim kabarmadığı zaman can sıkıntısı yaşıyorum da aman neyse hazır alırım geçerim dediğim anlar oluyor şimdi. Ancak siz biraz daha bu konularda daha maharetlisiniz bize göre. Eğer ki aklınıza takılan şeyler varsa, bakın bugün sordunuz, Emine Hanım bugün her şeyi cevaplayacak değil mi? Evet. Hiçbir şey kalmadı, gizemler çözülecek. Bizde gizem yok. Bence her şeyi yok. Çözeceksiniz. Bana kalırsa aklınıza gelen tüm detayları bizim WhatsApp numaramıza yazın. Biz de Emine Hanım'a soralım, o da cevaplasın. Kiminle birlikteyiz dedik efendim, Emine Yıldız'la birlikteyiz. Ben aktardım ama bir de kendisine hoş geldiniz diyelim. Ardından da sizlere hoş geldiniz demiş olalım ekranları karşısında bizleri izleyenlere. Ve Emine Hanım bizim programımıza Turkuaz'a ilk kez geldiği için kuralımız devreye giriyor. Ne diyoruz? İlk kez gelen isimlerimizi mutlaka tanıyoruz diyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Sayın hoş Emine bulduk. Yıldız. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Çok ve sağ olun. Ve şimdi sizin kendi ifadenizle sizi tanıyabilir miyiz? Kimdir poğaçacı anne Emine Yıldız? Poğaçacı anne... İlk önce yaşımdan mı başlayayım yoksa aile şeyimden mi? Söylemek de istemeyebilirsiniz. Yani istemeyebilirim ama hiç de sorun yok. Orta yaşlıyım diyeyim artık ben. Üç çocuk annesiyim. Amin cümlemizin evladını. Kendi çapımda evde bir şeyler yapmaya çalışırken bir anda dedim ki Instagram'da bir sayfa açayım. Baktım ki herkes bir şeyler yapıyor, bir şeyler koyuyor. Ben de yaparak dedim. Takipçilere birazcık faydalı olayım diye başladım bu işe. Ve ilerledi gitti. Kendi kendime bir şeyler yapaydı. Hem kendim öğrendim hem kendim bir yandan öğrettim bu işleri. Severek yapıyorum. Öğretmeyi daha çok seviyorum. Anlatmayı daha çok seviyorum bu arada. Kendim yaparken bir yandan da hem kendim öğrenmiş hem kendim öğretmiş oluyorum. Püf noktasına varıncaya kadar. Diyorum ki ilk başta yapılan şey bu olmaz. Bunu hiç söylemeyeyim. Bu yapılmayacak bir şey diyorum ve onu uygulamaya geçirmiyorum. Kendi yaptığım güzel şeyleri de devamlı paylaşıyorum takipçilerimle. Peki şimdi magazinel sorular sorarak başlayayım mı? Kaç yıldır mutfaktasınız? Yaklaşık kaç yıldır mutfaktayım? 25-30 senedir mutfaktayım diyebilirim haftanın size. Kaç günü yemek yap? Günlük yemek yapmanın haricinde
Haftanın kaç günü, ne kadar zaman mutfakta zaman geçiriyorsunuz? Kadınların hayatı mutfakta geçtiği için, ilk başta öyle söyleyeyim, mutfak bizim hepimizin, tüm kadınların hayatı ama biraz yorucu olsa da mutfakta bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek, çeşitli şeyleri ortaya çıkartmak hepimizin sevdiği bir şey bayanlar olarak, yorucu olsa da tabii ki. Ama ben uzun zamandır mutfaktayım. Mutfaktan çıkmayı çok sevmiyorum. Uğraşmayı çok seviyorum. Yeni şeyler üretmeyi. Yani mutfak biraz cesaret işidir ve kafanızda böyle hani tasarladığınız şeyleri ortaya çıkarmak istersiniz her zaman. Değişikliğe açığım diyebilirim. Peki elinizde hiç tarif yokken sizin kendi kendinize ya azıcık un koyarım, biraz irmik koyarım, şöyle bir karışım yaparım diye kendi kendinize oluşturduğunuz tarifler var mı? Tabii ki, tabii ki evdeki malzemeye bakıyorsunuz, bir şeyler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Mesela dolabı açtığınız zaman bir yağ görürsünüz, bir kabartma tozu görürsünüz. Nişasta vardır az bir şey bir kenarda. Kalkarsınız hemen küçücük bir kurabiye meydana çıkartırsınız. Kuru meyveler de varsa içerisine, hı hı, ya da bir çikolata varsa alın size çikolatalı, damla çikolatalı bir kurabiye. Yaptı 2 dakikada birkaç malzemeyle damla çikolatalı kurabiyeyi çıkardı. Mutfağı sevmek ve el mahareti gerçekten burada önemli. Seven var, sevmeyen var mutfağı, biliyorum. Ben ortasındayım. Ne mutfağın aşığıyım, hani biraz da yapmamız lazım. Konya'da bir de kadının mutfakta maharet sergilemesi de beklenir ya hani. Onu da biraz böyle gerçekleştirelim diye biraz da böyle o alanı kapatmaya çalışıyoruz falan ama benim çok ilgi alanımda değil. İlgisi olanlara biraz ki şaşırıyorum. Çünkü mutfakta iş yaparken oturmuyorsunuz. Ayaktasınız yok, genel itibariyle. Yok. Evet, oturmuyoruz. Bu yorucu oluyordur mutlaka. Tabii ki yorucu oluyor. Hani bazı rahatsızlıklar veriyor. Ayaklarımıza veriyor, belimize veriyor. Evet. Aşırı yorulduğunuz zaman baş ağrısı yapıyor. Böyle geceleri uyuyamadığınız oluyor. Çok yorgunluktan. Ama bir iş sevilmese yapılmaz. Mesela siz bu işi sevmeseniz yapar mısınız? Yok, imkan yok. Yani ben şöyle derim her zaman. İşi ehline bırakın. Ben tek başına bir kişiyim mesela. Hani kızım yok, kız kardeşim yok, hani bir yardımcım yok. Hı hı. Ama artık her şeyi pratiğe dönüştürdüm. Benim mesela bir pasta yapacağım zaman, baklava yapacağım zaman geceden benim her şeyim hazırdır. Düzenimi kurarım, sabahleyin yüzümü yıkar, kahvaltımı yaparım, direkt otururum masama. Hı hı. Yani tek başına yaşayan kişilerin programları vardır yani. Bu işler tek başına yapıldığı zaman programlı olmazsa gitgeller çok olur. Tezgahın ve o sizi yorar. Hazırlanması lazım yani. Tabii ki her şey hazırdır, yağınız hazırdır, içiniz hazırdır, her şeyin hazır olması lazım. Bu da yani biraz böyle nasıl söyleyelim? Pratiklikle birlikte planlama da gerektiriyor. Evet, tabii ki, tabii ki. Düşünsene sabah baklava yapacaksınız. Geceden tezgah hazırlıyorsunuz. Yani yağ şurada dursun, burada dursun. Tabii tabii falan. Her şey hazırdır. Zor. Yani o olmasa mesela sabahleyin kalktığınızda yapacak olsanız o işi, hı hı, ama şimdi onu yapacaksın derken ben onu kafada hazırlarken yorulurum. Hmm. Geceden yapıyorum, her şeyim hazırdır. Hı hı. İçim rahat, nasıl olsa kahvaltımı yapar, direkt otururum derim yani. Anladım. Orada bir rahat, yani oradaki rahatlama size rahatlık veriyor. Aynen. Peki, rahatlatıyor beni. Eli de boş gel demiş. Teşekkür ediyoruz Emine Yıldızal. Estağfurullah. Ne getirdiniz bize? Ekranda biraz tam gözükmüyor olabilir. Gül baklava yaptım size. Peki. Bunun da son dakikalarda bir kısa pratik tarifini alalım. Alalım tabii ki, tabii ki, tabii ki. Görüntüsü kolay. Görüntüsü muhteşem görünüyor da. Görüntüsü muhteşem, yapımı da kolay. Açmasını bildikten, tekniğini bildikten sonra her şey kolaydır. Peki şey, bunu elinizde açtınız değil mi? Tabii ki, el açması yok hiç kullanmadım. Hiç hazır yufka kullandınız mı? Hazır yufka arada kullanıyorum. Şimdi ne yalan söyleyeyim, bizim evimizde el açması çok olduğu için bazen de bıkıyoruz. Şerbeti döktüm az önce, fark ettiniz mi bilmiyorum. Tamam, şöyle yok, bırakayım artık. Arada yapıyorum. Küçük oğlum çok seviyor hazır yufkayla yapılan börekleri. Hı-hı. Artık şeyden aça aça bıkmışlar. Evin içinde artık o tereyağı kokusu, he, bizim her yere alınca çocuklar bıktılar artık. Ne diyeyim size, hani bir evde olmaz, çok canınız ister olunca da bıkarsınız ya. Hı hı. Çok el açması yapmıyorum onlara, çok sevmiyorlar çünkü. Hı hı. Genellikle onlar geldiği zaman hazır yufka kullanıyorum. Peki. Ama baklava da kullanmıyorsunuzdur değil mi? Hayır. Tamam, hiç kullanmam. Börekte. Hiç kullanmam. Onu da hani çocuklarım için yapıyorum. Değilse hazır yufkayla çok çok nadir. Peki. Radikal sorular oldu.
Emine Hanım'a hazır yufka kullanıyor musunuz diye sordum. Düşünsenize, kadın bu konuda ün yapmış. Maharetiyle yıllara meydan okumuş. Rümeysa Özgül diyor ki hazır yufka kullanıyor musunuz? Tam ters yerden geldi. Peki biz hazırız. Poğaçayla başlayacağız. Başlayalım, evet. Aldığımız notlar var. Poğaçaya dair bir türlü tutturamadığımız kıvamlar var. İşte bunun detaylarını konuşacağız. Peki gelsin şimdi bakalım poğaçanın görselleri gelsin ve bir iyi bir poğaça yapmak için püf noktalarında neler var? Sizler notlar da hazırlayıp gelmişsiniz. Hazırladım, unutmayayım hepsini anlatayım evet, diye. Evet, şimdi sizden bir dinleyelim. Bir poğaça yapmaya niyetlendik ve burada gözden kaçan, fark edemediğimiz, önemsemediğimiz detaylarda neler var? Şimdi her bayan diyeyim, herkes poğaça yapıyordur iyi kötü. Hı hı. Zaten hayatımıza ilk giren şey nedir? Poğaça ve kek yapmayla başlarız. Ben mesela öyle başladım. Hı hı. Hiç bilmediğim bir şeyi poğaça ve keki yaparak başladım. Hadi ilk yaptığım poğaça nasıldı? Taş gibi bir şeydi mesela. Hı hı. Kekim deseniz öyleydi, bayat bir şeydi. İki gün zor yedik. Bir dakika, sizin de başarısı olduğunuz lezzetli. Yani herhalde biz de yapa yapa öğrendik bu işleri. Hatasını bildik, bir daha bunu koymayayım dedik. Tamam. Bir daha bu buna yakışmıyor, hiç alakası yok dendi. Koyulmadı onlar. Tamam. Şimdi iyi bir poğaça yapmanın püf noktası, bu pastanelerdeki gibi poğaça yapabilmek için iyi bir poğaça ilk önce tüm malzemelerimizin oda sıcaklığında olması. Ve ürünlerinde, içine koyulacak ürünlerinde taze olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Oda sıcaklığı burada neden önemli? Şimdi siz tane tane anlatacaksınız, ben araya evet. gireceğim. Niye bu kadar oda sıcaklığında olmasını istiyorsunuz malzemelerin? Şimdi poğaça dediğimiz, mayalı poğaça dediğimiz ürün mayadan meydana geldiği için soğuk ürün içerisine girdiği zaman mayayı aktifleşmesini zorlaştırır. Bu da mayanın, hamurun kabarmamasını sağlar. Onun için oda sıcaklığında kullanacağız ki mesela suyu, süt koyuyorsak sütü ılık olması lazım mayayı aktive etmek için. Çünkü maya olmadığı zaman bir mayalı poğaça yapamayız. Dolaptan çıkardık sütü, o soğuk sütte mayayı istediğiniz kadar çırparak, karıştırarak eritmeye çalışın. Yok. Değil. Yok, olmuyor. Yani birazcık ılık, yani şu serçe parmağınızı soktuğunuz zaman içerisine yani bir 20-25 derece olması lazım. Zaten hanımlarımız bilir. Tabii ki bilirler. Tabii ki bilirler. Her anne, her hanım bilir bunu zaten. Suyumuzu ısıtıyoruz, sütümüzü ısıtıyoruz koyacaksak içerisine. Yoğurt koyacaksak yoğurdumuz da sıcak olması lazım. Yani süt ve su sıcak olur da buz gibi yoğurdu içerisine koyarsanız bütün yaptığımız uygulama alt üst olur. Hiçbir şekilde ılığın yanına bir soğuk malzeme yok, girmeyecek. Yok mesela, hani geceden çıkartın, dışarıda beklesin malzemeniz, sabah kalktığın zaman başlarsınız. Ya da bir yarım saat yeter. Oda sıcaklığına gelmesi için ürünlerin bir yarım saat yeterlidir. Ama sütümüzü suyumuzu zaten ısıtıyoruz. Onların hani ne zaman kullanılacağı belli değil mesela, onu bekletmeye gerek yok, ısıtarak hallederiz bu işi. Bir de şunu bahsedeyim, mayada yaş maya, instant maya, kuru maya. Tamam. Instant maya ve yaş mayayı direkt hamura başlayarak yoğurabilme imkanımız var. Yani suyun içerisine koyup onu aktifleşmeye geçirmeye gerek yoktur. Tamam. Ama kuru mayada biraz şeker atıp suyumuzu ılıklaştırdıktan sonra ağzını kapatıp bekletmek zorundayız. Neyi koyduk, neyi beklettik şu an? Yani diyelim ki poğaçanın içinde bir su bardağı su var. Tamam. Bir su bardağı süt varsa, bir yemek kaşığı da diyelim ki kuru mayamız var. Tamam. Şekerini atarak karıştırıp birazcık ağzını kapatıp mayanın kabarmasını, aktifleşmesini sağlamak zorundayız kuru mayada. Ağzını kapattık, ne kadar bekletiyoruz? Yani bir taş çatlasın, bir 10 dakika kadar bekleteceğiz. 1-2 dakikada değil. Hayır, yok. 10 dakikada falan anca aktive oluyor. Kuru maya için çok önemli bir taktik. Ama diğer yaş mayada ben öyle bir uygulama yapmıyorum. Direkt yoğurmaya geçiyorum. Instant mayada da öyle. Bunlar kolay. Mesela instant maya kolay aktive olduğu için ve kabarmayı daha çabuk sağladığı için bunlarda gerek yoktur.
Tüm malzememiz işte oda sıcaklığında olacak. Mayamız yaş mayada yoğururken oda sıcaklığında olan ürünleri yoğurmaya, direkt yoğurmaya başlıyoruz. Tamam. Maya anlatımı mayanın önemli. De önemliymiş. Evet. Oda sıcaklığı. Oda önemli. Sıcaklığı. Hı-hı. Peki genel itibariyle bu maddeleri dikkat etsek bile zaten o poğaçayı yeteri kıvamda kurtarmış olur muyuz? Olmayız. Ne bitmedi daha. Aa, bir poğaça deyip geçmeyelim. Poğaçacı anne kolay yetişmedi. Görüyorsunuz. Evet, dinleyelim. Yani yoğurduk tamam bitti yok. Poğaçayı iyi bir şekilde yoğurmamız lazım. Hamuru. Mayalı hamurlarda yoğurma çok önemlidir. En aşağı 10 dakika sakız kıvamına gelinceye kadar, bir de yoğururken eğer bir kap kullanıyorsanız kapta toparladıktan sonra dış mekanı, yani tezgahın üzerine alın hamuru. Kuvvetiniz daha iyi gelir. Böyle hamuru asıla asıla yoğurmamız lazım. Bir 10 dakika yoğurduktan sonra, yani gluteni dışarı çıkartıyoruz. Yoğurunca gluten dışarıya çıkmış tabii, oluyor. Tabii, yani güzel bir böyle sakız kıvamı olacak ki hamur beyazlaşacak yoğururken. Yoğurma işlemimiz bittikten sonra bu ön mayaya geçecek. Üzerini kapatıyoruz. Beze tutmadık hiç, hiçbir şey yapmadık. Hayır, ön maya şarttır. Tamam. Eğer mayalı bir şeyle açma yapacaksanız mayalamaya gerek yoktur. Çünkü açmaya başladıktan sonra zaten mayası gelecektir. Bezesini direkt tutarsınız, üzerini kapatırsınız, açmaya başlarsınız. Açmaktan bahsettiğiniz şey yani en azından bazı mayalılar açmayla oluyor mesela, el açması. Tamam. Yani yufka biçiminde açıyorsunuz, ona göre bir işlem yapıyorsunuz. Ama avuç içi kadar açacağımıza da açmak demiyoruz ona. Hayır, değil o açma değildir. Oklava işlemi. Oklava işlemi girecekse bu işlemi bekletmeye gerek yok. Yani bir yarım saat mayalandırma işlemine gerek yoktur. Sadece bezeyi tutun, üzerini örtün, açmaya başlayın. Zaten o kenarda tuttuğunuz beze mayalanmaya biz açarken geçecektir. Sadece ilk garibim mayalanamadan başlamış olacak. Evet. İşte orada o sizi biraz yorabilir belki, ama burada bakın yol ayrımına, nasıl çok yol ayrımına geliyoruz. Kuru maya, instant maya, yaş maya, o kısmı anlattık. Oda sıcaklığını anlattık. Geldik şimdi. Hamuru iyice yoğuracağız. Kabın içerisinden sonra tezgaha alın. Alan genişlesin. Kuvvetinizi çok verin dediniz. Eski büyüklerimiz terleyinceye kadar yoğur yavrum derdi. Yani alnınızdan bir ter akacak yani o hamuru yoğururken. Şimdi hamur çırpma makineleri var değil mi? Var tabii ki. İşimizi çok kolaylaştırdı. Ben hiç kullanmadım da öyle bir şeyi. Çok kolaylaştırdı işimizi. Bizim yapabildiğimiz yapıyor mu? Mükemmel yapıyor. Yani poğaça yapacağınız zaman eğer bir mutfak şefiniz varsa poğaçanız sizin yoğurma gücünüzü alıyor yani. Çok tamam. Güzel işlem yapıyor. Tamam. Onu da kullanabiliriz yani. Karşı tabii değilsin ki. Teknolojiye. Hayır karşı hayır değilsin. Benim de var. Çünkü uzun zaman sonra hep böyle yoğurma işlemi yaptıktan sonra kollarımız da bitti. Evet. Ekranda da ne güzel poğaça resimleri var değil mi? Fotoğrafları var. İşte bunların evet. Tüyosunu veriyoruz. Evet. Bir şey soracağım. Benimle alakalı bir şey ama belki evet. Birçok izleyicimizde de bu vardır. Benim annemin bana dair kullandığı bir tabir. Evet, işte Konyalıyız, hamur işini seviyoruz, giriyoruz mutfağa, yapıyoruz. Annem bana diyor ki senin yaptığın hamur sert oluyor. Öyle bir şey var. Benim elim sertmiş. Yumuşak bir hamur genellikle beceremiyorum. Niye yapamıyorum ben bunu? Çok mu un koyuyorum? Yani aslında? Belki ununu çok koyuyorsundur. Her şeyi kıvamlı koysam bile, ölçüsüne göre koysam bile benim elimden çıkan hamur sert oluyor. Şey mi? İyi yoğurmuyorsunuzdur belki. Geçiştiriyor muyum yani? Olabilir. Hemen bitireyim, toplayayım, pişireyim de bir yiyeyim diyebilirsiniz. Anladım. O zaman daha uzun süreli biraz tabii, yani asıla asıla dediniz. Bir de poğaça hamurunu sert yoğurmamamız lazım. Onu istiyorum da yapamıyorum. İşte, Sayın Emine Hanım. Yani elinize birazcık yapışsın lütfen. Her şeyi denedim. Neyse, bu bana özgü bir konu. Genelim. Yani o zaman şöyle diyeceğiz. Çalışıyor şu an. Ne oluyor? El lezzeti diyelim o zaman. Evet evet, yani annem de buna artık bu çok inanırım yani. El lezzetine. Yani hani her şeyi yaparsınız. Bazı takipçilerim de öyle der bana. Sizin gibi olmadı. Sizin yaptığınız gibi olmuyor. Yani ben hayatta şey kaçırmamışımdır bugüne kadar. Ne yaptıysam onu vermişimdir. Bir şeyi eksik mi verdiniz? Hayır, eksik vermedim. Bilgi gizlemiyorum diyorsunuz. Yok, hayatta gizlemem. Tamam. Çünkü herkes ayrı ayrı kişiliktedir. Ayrı ayrı ellere sahiptir. Benim elim sizinkine benzemez. Elbette. Benim elimin girmesi lazımdır belki.
O farklı en lezzetine her zaman inanmışımdır. O gerçekten var. Peki şuradan devam edelim, evet, poğaça konusuna. Mayaladık, yoğurduk, daha doğrusu iyi bir yoğurduk. Yoğurduktan sonraki açma işlemine geçecekse dedik, orayı tekrar direkt oradan devam edelim. Açmadan mı geçelim yani? Yoğurduk ya. Hamuru. Açma işlemi olmayacaksa bırakın öyle mayalansın. Evet. Evet, şey yapıyoruz, üzerini örtüyoruz ya streçle örtüyoruz üstünü ya bezle örtüyoruz. Bir yarım saatle 45 dakika arası hamuru mayalandırmamız gerekiyor. Mayalandırdığımız hamuru şekil vereceğimiz için hangi şekli verecekseniz, bir de şunu hiç unutmayalım. Poğaça yapacağımız zaman içine koyacağınız malzemenin bile oda sıcaklığında olması lazım. Oda sıcaklığı, arkadaşlar yazın bunu. Yani püf noktası lütfen oda sıcaklığı. Oda sıcaklığı çok önemli. Şok. Kesinlikle. Hani şu maddenin bu programda ön plana çıkacağını hiç ihtimal vermez. Çünkü mayalanan hamur daha sıcaktır dokunduğunuz zaman. Evet. Siz o hamura alır buz gibi peynir içini, zeytini, patatesi, ne bileyim kıymayı koyarsanız o mayalandırdığınız içi sıcak hamuru soğukla birlikte her şeyi öldürürsünüz. Poğaça hamuru soğuğu sevmiyor. Sevmiyor, evet. Bunu aklınızda tutun. İçiniz bile oda sıcaklığında soğuk sevmiyoruz. Soğuğunu atmış olması lazım ve o belli sıcaklığa gelmiş olması lazım. Kesinlikle. Bu da güzel bir taktik. Evet. Evet, iç malzememizin de sıcak olması lazım. Şeklini veriyoruz. Kimisi şeklini verdikten sonra yumurtasını önce sürer, kimisi sonra sürer, kimisi içine yumurta sarısını, pekmez karıştırır, süt karıştırır, biraz yağ döker. Ben de öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar kırmızı kırmızı parlaması. Sadece sarı kullanıyorum. Hiçbir şeyle karıştırmıyorsunuz. Hiçbir şey koymuyorum, çırpıyorum bir güzel. Ondan sonra yumurta sarısını, bir de yumurta sarısını arkadaşlar ilk başta sürüyorum. Tepsi mayası da çok önemlidir. Tepsi mayası olmayan poğaça, poğaça olamaz. Tamam. Tepsi mayası yapıyoruz. Fırına sürmeden önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? İkinci yumurtayı sürüyoruz. Bakın çok önemli bir şey. Çünkü yumurta üstünde şey oldu artık. Mayalanırken böyle etkiyi yitirdi diyelim. Rengi kaçtı. Parlaklığı vermek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Üstüne bir cila daha çekiyoruz. Yumurta yapıyoruz tekrar. Yumurta sarısını sürüyoruz. Fırınımızı, ben fanlı fırında pişiriyorum. Tamam. Normalde eskiler şöyle derdi, yani fanlı fırında pişen poğaça sert olur. Şimdi fırınlarımız çok değişik oldu. Çok güzel fırınlarımız oldu. Çok iyi pişiriyorlar. Şimdi ben fanlı fırında 180 dereceyi ayarlıyorum. Burayı biraz yavaş yavaş söylüyorum. Yavaş yavaş söylüyorum. Fırınımızı önceden ısıtılmış fırını 180 dereceye ayarlıyoruz. Fırınımızın ışığı zaten ben 180 dereceye geldim deyince sönüyor. Kimisinde vardır o ışık. Söndükten sonra tepsi mayasını 45 dakikayla 1 saat arasında yapıyoruz. Bu yaz günü ise 45 dakika ya da 30 dakika yeterlidir bir hamurun mayalanması için. Kış günü ise sıcak bir mekanda da bu işlemi 45 dakika ile 1 saat arasında yapabiliriz. Sonra fırınımıza sürüyoruz. Pardon, bir şeyi unuttum. Onu mutlaka söylemek zorundayım. Bize her şeyi söylüyor. Bilgiyi açız bugün. Şimdi kış döneminde mayalı poğaça yaparken maya oranı, diyelim ki bir paket maya kullanıyorsanız bunu 1,5'a çıkartmalısınız. Çünkü kışın poğaça biraz daha zor mayalısı gelir. Ama evlerimiz kaloriferli. Yani ben soğuk mekanlar için bahsediyorum bunu. Diyelim ki sobalı bir evde. Tamam. Hani içeriye getirmeyeceksiniz, mutfakta mayalandıracağım diyorsanız. Yaz dönemiyle kış dönemi mutfağımızın sıcaklığının ısısı değişiyor ise, ciddi fark edilir bir farkı var ise mayayı artırın. Yani sobanın başına getirecekseniz mayayı bir kullanın. Ama kaloriferli evlerde de geçerli. O kadar çok cayır cayır sıcak olan evlerimiz yok. Doğru. Şimdi biliyorsan çok da faturalar çok artık. Kısıyoruz ya onun için. 1,5 paket kullanıyoruz. Tamam. Kışın 1,5. Yaş maya için de geçerli bu. Instant maya da için geçerli. Kışın 1,5, yazın 1 paket olarak kullanıyoruz. Yani kış ve yaz dönemi olarak ikiye ayrılıyor maya kullanma işlemi.
Evet, bunu da geçtikten sonra unutmayayım diye hemen eklemeye çalışıyorum. Bir yandan kafamda tasarlıyorum. Siz artık nasıl yapıyorsanız o gidişattan ilerleyeceksiniz. Biz size tabiyiz yani. Teşekkür ederim. Evdeki tüm detayları bize anlatın, o yeter. Evet, teşekkür ederim. Şimdi tepsi mayamız geldi. Yani tepside mayalamasına biraz daha bekledik. Tabii, bir tamam. saat ya da 45 dakika daha bekledik. Poğaçanın yapım süresi bayağı uzun. Yani. Ben ondan yapamıyormuşum. Hani yaparken işte. Hızlı hızlı yapıyoruz ama anlatırken bayağı bir şey döktük. Kompozisyon yazdık şu evet. anda. Ama püf noktaların hepsini öğreteceksiniz. Evet, size. Evet, aynen öyle. Detaylara giriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Şimdi tepsi mayası geldi, fırına koymadan önce fırınımız ısındı tabii ki 180 derecede. Bu eğer herkeste fanlı fırın yok, alt üst fırında pişireceksek kimi fırın ısısını az verir. 200 derece yeterlidir. Eğer çok ısınıyorsa fırınınız, fan yok da alt üst varsa 200 dereceye ayarlıyoruz. Daha sonra kabardıktan sonra bunu 180'e çekiyoruz. Çünkü birden kabarır, birden pişerse içi hamur kalır poğaçanın. Fanlı fırında pişiriyorsa 180 derece yeterlidir. 180 derecede poğaçamızı pişiriyoruz ve işlemimiz bitiyor böylelik sıra. Tamam. Bir şey daha söyleyecektim ama unuttum, aklıma gelince söyleyeyim artık. Not alırsanız bizim için daha iyi olur. Çok ben not sorayım. Aldım. Ben sorayım. Çok not aldım. Hani kekte şöyle bir şehir efsanesi var, bilmiyorum belki de gerçektir. Kek pişerken fırının kapağı açılmaz denilir. Yani ilk 15 ve 20 dakika açamayız tabii ki. Tamam, keke gelince onu anlatacağız. Poğaçada da böyle bir şey var mı? Poğaçada da tabii ki yani fırını dakika başı açar örterseniz içerideki ısıyı kaybederiz. Tamam. Biz çünkü onu sabitledik, 180 dereceye sabitledik. Fırının ısısı düşerse kabarması zorlaşır bu sefer. Yani bir... En azından sabredin, bir 15 dakika hiç açmayın. Açmayalım. Zaten dışından görüyorsunuz ne olduğunu camından. Yani şey değil, hani kızardı mı kızarmadı mı ne oluyor diye bakmaya gerek yoktur. Bu kek için de geçerli tabii ki. Tamam. Hızlı bir ateşte ilk önce kabarttığımız için kekte 20 dakika sonra açıp bir bakabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ama kekte bu böyle olmayacak zannedersin. Yani kek için diyorum. 20 dakika sonra açabiliriz. Tamam. 20 dakika öncesinde açarsanız içerideki ısı kaybolur, kabarması zorlaşır bu sefer. Poğaçada da yine de şöyle bir şey der misiniz? Evet, kekte bu altın kural zaten var. Ama poğaçada da gelin varın, siz bir 10 dakika hiç açmayın fırını. Açmayın. Kapağını niye açıyorsunuz ki? Merak ediyoruz. Yok, etmeyin. Etmeyin ki poğaçamız... İyi oluyor mu acaba diye. Poğaçamız kötü olmasın. Oraya kadar getirdik ya şimdi. Emek emek yaptık. Yani bir 20 dakika bence açmayın artık. 20 dakika. Açılmasın. O da açılmasın. Tamam. Güzelce kabarsın. Bir de şunu söyleyeyim. Evet, aklımdaki şey geldi. Poğaçanın böyle yumuşacık olmasını istiyorsak bir kendinize fıs icat edin. Arkadaşlar var ya şöyle hani içine su doldurun onun. Tamam. Böyle fıs spreylerimizden falan. İyi ama yıkayın. Evet evet. Yani boşları da var. Satılıyor. Boşları satılıyor. Hepimiz oraları milyoncu diyebiliyoruz, öyle söyleyeyim. Aynen, oralarda var. Oralarda satılıyor bunlar. Kuaför satılıyor. Için, hayvan bakımı aynen için. Aynen öyle. Aynen. Onlardan temin edebilirsiniz. Ne işe yarayacak şimdi? Onun içine su dolduruyoruz. Poğaçalarımız kabardıktan, hafif kızarmaya başladıktan sonra daha fırının içinde. Fırının içinde tabii ki açıyoruz kapağını, yani buhar veriyoruz içeri. Herkeste buharlı fırın yok çünkü. Doğru. Şimdi yeni çok güzel fırınlar var. Kendi arada pıs pıs atıp poğaçayı yumuşak kıvama getiriyor. Öyle çünkü fırınımız yoksa bize. Öyle fırınımız yoksa bizde çareler tükenmez mutfağımızda. Hemen bir iki pıst yapıyoruz. Tamam. Kapağı kapatıyoruz. Nereye yapıyoruz? Tabana. Fırının tabanına. Fırının tabanına. Zarar vermeyiz değil mi? Yani bazı fırınların elektrik şeyi, o rezistans dışarıda olur ama o olmayacak. Öyle bir şey varsa rezistansı görüyorsunuz. Poğaçanın yüzüne de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Poğaçanın yüzüne şöyle bir iki pıs pıs yaparsınız. Ama eğer altta şey yoksa rezistansı görmüyorsanız direkt bir iki pıs pıs yaptıktan sonra hemen kapağı kapatıyoruz ki buhar veriyor. Buhar veriyoruz. Yumuşacık oluyor ondan sonra. Ve fırından, taktikler varmış. Fırından çıkardıktan sonra arkadaşlar üzerine bir temiz mendil, örtü, bir şey kapatın poğaçalarınıza.
ve pamuk gibi poğaçalarımız meydana gelsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun yapanlara. Bir poğaça yapmak, bakın ya sadece bir de tarif de vermedik yani burada. Tarif vermedik, evet. Liste vermedik. Evet. Şu kadar ölçü, şu kadar şu demeden sadece püf noktalarını anlattık. Bakın bu kadar püf noktası çıktı. Bir de şunu bahsedeyim son olarak. Pastane poğaçasıyla en önemli şeyi paylaşayım. Hani bazı arkadaşlar pastane poğaçasıyla şeyin arasındaki, ev poğaçasının arasındaki fark nedir diye soruyor. Yani onlar gibi niye olmuyor diye soruyorlar. Çünkü. Onlar gibi olmaz. Çünkü neden? Pastane poğaçasında yarım kilo un içerisinde yaklaşık 250 ile 300 gram margarin vardır. Yani bu pastacı margarin diyeyim artık, ismini vermeyeyim ben ona. Bir yağdan bahsediyor. Sosyal medyanızda bir yağdan bahsediyor. Paylaştım, evet. Yarım kilo una yaklaşık 250-300 gram margarin girer. Süt yoktur, yoğurt yoktur. Yoğurt çok nadirdir, yani 40 binde bir görürsünüz. Sadece su vardır. Ve su vardır. Pastacı margarini vardır. O evet, da pastacı tabii. Margarini vardır. 3 yumurta kırarsınız içerisine. Ya su ve yağdan meydana gelir pastane poğaçaları. O yüzden de ağza atınca... Yani midenizi aldığınız andan itibaren artık ülser mi olursunuz, gastrit mi olursunuz, evet. Bilemiyorum. Zaten yiyenler mideme bir ağrı girdi demeye başlıyorlar. Ev poğaçasında biz ne kullanıyoruz? Margarin kullanıyoruz, sıvı yağ kullanıyoruz, tereyağı. Yani çok nadirdir artık tereyağıyla... Margarinin şeyleri eşitlendi fiyat olarak. Artık millet tereyağı kullanıyor ya da yarı yarıya kullanıyor. Margarin girer. Hiç katı yağ kullanmasak da sıvı yağla da olur. Olur mu poğaça? Olur, niye olmasın? Olur tabii ki. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Zaten genelde öyle yapıyoruz. Evet, ben yani öyle ben yapıyorum. Evde şey poğaçasını yapmak isterseniz pastane poğaçasını margarin kullanıyoruz ya da tereyağı kullanıyoruz. Ondan bahsediyorum. Ev poğaçasında zaten sıvı yağ kullanıyoruz. Çok az bir miktar tereyağı koyarız içerisine. Normal anne poğaçası diyeyim artık. Süt ve yoğurt koyarız mesela. Mayasını koyarız. Şekerini atarız. Bu anne poğaçasıdır. Ama pastane poğaçasında dediğim gibi margarin, yağ çok nadir olmakla birlikte çok az miktar 50 grama yakın bir yoğurt vardır. O da herkes kullanmaz bunu. Arada bir süt kreması koyanlar vardır. Ve 3 yumurtası vardır. Ya da 2 yumurta koyarlar. Başka hiçbir ürün yoktur pastane poğaçalarında. Ama bilin ki asıl burada önemli olan şey onların kullandığı, yani pastacı uzmanlarının kullandığı pastane poğaçası için onların sektörü gereği tabii ki o sektörde o lezzeti koruyabilmek adına bir, herkesin şeyi var, çünkü standardı var. O standardın gerisinde kalmamak adına onlar da onu kullanıyorlar. Bu tarz ürünleri alıp kullanmak sizin tercihinize bağlı ama aradaki farkı da Emine Hanım mutlaka söyledi. Yarım kiloya 250-300 gram kadar bir yağın girmesini varın siz hesaplayın artık. Ne kadar oranının, yağ oranının yüksek olduğunu. Bu bir de pastane poğaçası. Pastane yağı diyeyim artık size. Gerçekten çok zararlı bir yağ. Bilmiyorum. Yani belki ustalarım, şeflerim, saygı duyuyorum hepinize. Tabii ki bu sizin işiniz. Maliyet gerçekten açısından da ucuz bir yağ olduğu için tabii ki siz kalkıp 1000 tane poğaçayı tereyağla yapamazsınız yani. Elbette. Maliyet açısından da düşük fiyatlı olduğu için onun için pastacılar o yağı kullanıyor. Hepinize saygı duyuyorum. Bu arada hiçbir şeyim yok. Emine Hanım'a lütfen yüklenmeyin bu program sonrasında. Emine Hanım'ın konuları çok tedirgin. Ama ben dedim ki benim Konya'da tanıdığım çok kıymetli pasta ustaları da var. Yani şimdi hani sosyal medyada onlarla muhabbet ederiz, görüşürüz. İzliyorlarsa hepsine kolay gelsin dileklerimi iletiyorum. Ancak poğaçacı anne Emine Yıldız da bizim aramızdan, halkın arasından yetişmiş bir isim. Sizinle zaten pasta uzmanları için söylüyorum. Şu an aklıma gelen Numan Usta var. Birinin ismini söyledim. Şimdi hepsi güzel gücelecek. Senin aklına geliyor mu ablacığım? Numan Usta'm var. Çok saygı duyuyorum kendisine. Yılmaz Hocam var. Çok saygı duyuyorum. Var,
Mustafa hocam var. Ona da çok saygı duyuyorum. Hepsine teşekkür ederim. Birçok ustam var. Şu an aklıma i̇şte, gelmiyor. Öyle de bir isim çıktı. Hepsiyle irtibattayım. Çok hepsi sağ olsunlar. Çok seviyorum hepsini. Allah razı olsun hepsinden. Ambalajlı üründen de bahsediyoruz biz zaman zaman. Bu konunun tabii dışında. Ki. Diyoruz ki ambalajlı ürünler zararlı. Ama bizim canımız çikolata hiç mi çekmiyor? Alıyoruz diyoruz. Sadece bunu sürekli hale getirmemek. Bizim sağlığımız, insan sağlığı için önemli. Ama çok canınız çekti. Pastane poğaçası yemeyin diye bir şey demiyoruz. Sadece bilin ki oradaki yağ oranı biraz daha fazla. Ama pastaneye geçince de, tanıdığımız mekanlara gidince de orada yani kaliteli bir mekandan alınan ürün her zaman iyidir. Kaliteli bir mekan böyle güzel olması gerekir. Bir de şunu da en son kapatıyorum poğaça meselesini. Poğaçayla birlikte birinci bölümü kapatacağız zaten. Evet. Poğaçanın yumuşaklığını sağlayan su ve yağdır. En yani, fazla. Oda sıcaklığında beklettik. Daha da mı? Su. Yani hani mesela sadece sütle yoğrulan poğaçalar var. Tamam. Onu iki gün durdurursunuz. Üçüncü gün yiyemezsiniz mesela. Birden bayatlar. Bayatlama konusu. Bayatlama konusundan bahsediyorum. Tamam. Yani ilk yediğinizde çok cazip gelebilir size. Yumuşacıktır yersiniz. Ama ikinci ya da üçüncü gün sertleşmeye başlar. Poğaçayı yumuşak tutan sudur. Su ve yağ. Sıvı yağ. Gerçekten yumuşacık yapar mesela. Su. İçindeki su. Yani pastane poğaçalarının içinde hiçbir şey olmayıp sadece su olması bundandır. Yumuşaklığı. Tamam. O zaman biz de evimizde bugün yapayım ama hafta boyunca böyle en azından 3-4 yok, gün. Yok. Sudan yaparsak. Sudan yine yaparsak. Tamam. Tabii. Ha, ben şeyden su bahsettim. Su ve yağ bazlı bir karışımdan yaptık. Birkaç gün onu saklayıp. Muhafaza edebilirsiniz. Yani üzerini kapatacaksınız. Bir streç geçirin. Bir poşetin içerisine koyun. Hı-hı. Açıkta kesinlikle olmaz. Evet. Kurur. Yani kurur. Açıkta ne olursa kurur, zaten aynen. Bunu biliyoruz. Ama burada da süt ağırlıklı değil de su ve yağ ağırlıklı yaptığınız evet. Poğaçayı karıştırdığınız zaman evet. Saklayabilirmişiz demiş olalım. Reklama gideceğiz. Notlarınıza bir bakalım mı? Bakalım. Neler almışız notlara? Şimdi bir şey de atlamak istemiyorum. Evet. Siz telefondaki notlara bakın. Ben kağıttaki notlara bakayım. Buyurun. Evet, şu an bir şeyi kaçırmak istemiyorum. Evet, poğaçanın konuşamadım. Poğaçanın yumuşak olması için gerekenleri söyledik. Ne dedik? Biliyorsunuz ki iyi yoğurmak önemli dedik. Bayatlamamasını sağlayan en önemli faktör su ve yağdır. Buradaki notları okuyorum. Her şey elimizin altında. Tüm bilgileri ele geçirdik. Pastane poğaçası denildi. Su, evet, onun farkını söyledik. Peki, buradaki notlar bu kadarmış. İyi yayınlar diliyorum. Hocam canımızı çektirdi. Vallahi vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz demişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Canınızı çektirdiysek de kusura bakmayın. Aynen. Biz istiyoruz ki tarifleri alın, püf noktalarını alın, yapın, afiyetle de yiyin diyoruz. İnşallah da size de fayda sağlıyoruzdur. Reklama gidiyoruz. Reklam dönüşünde daha anlatacağım. Poğaçayı çok çok uzun anlattık. Çünkü namı diğer poğaça canlıyı getirdik ya. Poğaçayı anlatalım istedik. Ardından şimdi sırada ikinci bölümde kekin püf noktaları, kurabiyelerin püf noktaları, pasta kremasının püf noktalarıyla devam edeceğiz. Reklama gidiyoruz, bir yere ayrılmayın. Selçuk'un kolonyalarının sunduğu Turkuaz devam ediyor. Reklam arasında masamızdaki bir şeyi kaptırdık. Kime? Reji ekibimize. Neydi getirdiğiniz Emine Hanım? Gül baklava. Gül baklavayı reji götürdü. Şu an bu yayını yaparlarken bir taraftan muhtemelendir ki biz onları göremiyoruz ama onlar her ekranda bizi gördükleri için yemeğe devam ederken yayını yapıyorlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Zaten sizin için getirilmişti Emine Hanım, sağ olsun. Keyiflice böyle lezzetiyle yemiş olun. Biz sadece programın sonunda onun tarifini veririz diye düşünmüştük. Artık görseli olmadan tarifini kısaca vereceğiz. Aman sizin keyfiniz yerinde olsun da sayın rejimiz, tüm ekibimize selam edelim. Ellerinize sağlık bir kez daha. Şimdi Emine Yıldız'la birlikteyiz efendim. Poğaçacı anne namı değer. Birinci bölümde enine boyuna neyi anlattık? Poğaçayı anlattık. Sırada daha kek var, kurabiye var, krema var. Anlatacağımız çok detaylar var. Gelen güzel mesajlar da var. Onları aktaralım. Bu tür programlarda halkla iç içe olan kişiler, ki benim buraya çağırdığım pek çok isim zaten halkla iç içe olan isimler olduğu için sizler konuklarımıza gösterdiğiniz teveccüh, onları desteklemek için gönderdiğiniz mesajlar onlara moral de oluyor.
Betül Yıldız Hanımefendi'den bir mesaj gelmiş mesela. Demişler ki sadece poğaçada değil her çeşit pasta ve yemekte de ustadır Emine Hanım demişsiniz. Teşekkür ederiz bu güzel bilgiler için demişsiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Hem Emine Hanım'a destek gönderen, destek veren bu mesajı paylaştığınız için hem bizi izlediğiniz için inşallah faydalı oluyoruzdur. Betül Yıldız'a da teşekkür ettik. Teşekkür ederiz. Eğer yine desteklemek isteyenler varsa Emine Hanım'ın tanıyanlar, müşterisi olanlar, konu komşusu olanlar bir kendinizi gösterin bakalım. Oradan kuru kuru izlemeyin bence. Geldik keke. Evet. Kek demek kabarmak demek. Şimdi evet. Ne hikmettir? Bir yeri kabarıyor, bir tarafı kalıyor. Böyle bir tepsiyi bir çıkarıyoruz ki şöyle falan şekiller var. Ne hayallerle çırpıyoruz onu halbuki böyle iyi çırpıyoruz falan. Çok bence, özeniyoruz bir de. Evet. Annem, yine annemden örnek vereceğim. Ellerinden öpüyorum anneciğim beni izliyorsan. Hastanedesiniz bu arada. Canım benim. Şey der. Çok özenirsen iyi olmaz der. Evet. Alelacele yapılan şey genellikle tutar. Bunu bir şey daha söyleyeyim. Konunun dışında ama söyleyeceğim. Şu makyajı çok özene özene yapın. Profesyonel fırçalarla falan yapın. Tutmaz. Kaba tabir söyleyeceğim ama sürüp sürüştürdüğünüz zaman dersiniz ki bu makyaj nasıl ortaya çıktı? Orada da geçerli. Evet. Kekin önce merak ettiğim bu şahsi bir sorum. O tepsiyi sürüyoruz da niye bir tarafı kabarıyor bir tarafı böyle? Niye kabarıyor öyle biliyor musunuz? Keki tepsiye döktükten sonra direkt koymuyoruz. Şöyle alıyoruz tepsimizi. 1, 2, 3. İçerideki havayı dışarıya çıkartıyoruz. Ve aynı oranda kabarmasını sağlamak için bu işlemi mutlaka yapmalısınız. Tepsiye döktükten sonra şöyle yapmamız lazım yani. Evet, tepsiyi vurmanız lazım. Şunu yapmamız lazım. Peki, ben hep şeyden zannederdim. Fırının bu tarafı daha iyi ısınıyor, bu tarafı herhalde tam ısınmıyor. Çok ısınan yeri iyi kabardı falan. Fırına buluyordum suçu, kendimi aramıyordum. Bir de şöyle bir şey yapacağız. Keki döktükten sonra, yani ortada biriktirmiyoruz. Kenardan başlayarak döküp, eğer çok ortaya yağarsanız da olmaz. Burası göbek gibi olur. Hı-hı. Kenarı incecik kalır. Doğru. Birazcık şöyle kenarlara ite ite. Hı-hı. Bu mesela pandispanyalarda da öyledir. Pandispanya hamurunu dökersiniz. Öyle bırakmıyoruz. Birazcık kenarlara doğru itekliyoruz ki o taraflardan düz bir şekilde kabarsın. Tamam. Onu da aynı şekilde 1, 2, 3. Keklerin ana şeyi budur. Peki. Üçlüyoruz yani. Şimdi geleceğiz kek konusuna ama şu fotoğrafları gören izleyicilerimiz diyordur ki ya bak şöyle kek yapmak, kek dökmek istiyorum. Niye başaramıyorum? Dinleyeceğiz şimdi. Gelin bakalım. Evet. Mesajlar geliyor. Gönderin ben birazdan okuyacağım. Peki. Kek. Ne vardı kekin? Yani kabarmasından bahsedeceğiz öncelikle. Kekin iyi kabarması eşittir. Çok yumurta mı demektir? Hayır. Çok yumurta demek değildir. Şimdi yine nereye geldik? Oda sıcaklığı. Öğrendim. Evet. Başa döndük yine. Oda sıcaklığı. Buz gibi yumurtayla kek yapmıyoruz. Dolaptan çıkarıyoruz, kırıyoruz. Evet, şuraya. Kırıyorsunuz. Üşütüyorsunuz keki. Üşümeyecek, sıcak. Biz sıcak seviyoruz. Sıcak insanlarız çünkü. Evet. Yumurtalarımız sıcak olacak. Sütümüz de ılık olacak. Yani kaynar süt dökmüyoruz da o da sıcaklığında. Hı hı. Kek de bu gerekli değildir. Hani ısıtıp da keke dökmek. Hı hı. Ama o da sıcak şey olsun yani. Odanın içinde olsun. Biraz dinlenmiş olsun tabii ki. Yumurtalarımız oda sıcaklığında olacak, taze yumurta olacak, bayat yumurta kullanmayacağız ve güzelce çırpmamız gerekiyor. Hı hı. Eğer geçen gün kendi sayfamda kullanmıştım, okumuşsunuzdur, hı hı. Katkı maddesinden bahsetmiştim. Evet, evet. Pasta katkı maddesi. Bu katkı maddesi keklerde, pandispanyalarda, ve rulo pastalarda genellikle kullanılır pastanelerde. Hı hı. Onun kullanılması biz normalde keki çırparken yumurtayı bir çırparız, şekerini bir çırparız yumurtayla şekeri. Tamam. Diğer malzemeleri arkadan sırasıyla ekleriz. Eğer bu ürünü kullanıyorsak, bu ürünü de kullanın demiyorum. Pastanelerde kullanılır. Bazı kişilerde kullanıyor. Yani şöyle bir şey var. Zararlı olsa bunu ortaya sürmezlerdi diyorum. Tamam. Satışı yapılmazdı. Eğer bu ürünü kullanacak isek
tüm malzemeler aynı anda çırpılır. Burası benimle bir karıştı. Nasıl karıştı? Şöyle. Benim şöyle bir malzeme kullanmıyorum ya, o yüzden Allah Allah ne acaba bu falan oldum. Eğer şimdi normal kekten bahsedeyim, evet, isterseniz. Hiç o malzemeye girmeyelim. Aha, ondan bahsedeyim. Onu detay olarak belirtelim. Tamam, detay olarak vereyim. Normal kek yaparken güzel böyle pandispanya gibi yumuşacık bir kek yapmak istiyorsan şeker ve yumurtayı beyazını İlk önce güzelce çırpıyoruz. Tamam. Yumurtanın beyazını aldık, şekeri aldık. Sarısı ve beyazını ayırıyoruz. Tamam. Şekerli, bir miktar şekerli. Mesela bir su bardağı şeker varsa yarım su bardağını beyazıyla çırpacağız. Yarım su bardağını da sarısıyla ayrı bir yerde çırpıyoruz. Allah Allah. Niye karışınca hoşlanmıyor mu ki? Yani hani yapabiliriz şey değil de daha böyle daha güzel kabarması için böyle içinin pastanelerdeki gibi yumuşak bir kek elde etmek istersek bu şekilde zaten yapıyoruz. Tamam. Ha, yumuşacık, çok bir güzel kabarmış. Şeker kullanacaksanız hanım. Yani yarı yarıya. Bunun yarısını yumurtanın beyazıyla, yarısını sarısıyla iyice çırpın. Bu altın kuralmış. Oda sıcaklığı zaten öğrendik. Buraya yazdık. Devam edelim. Evet. Ayrı ayrı çırpıyoruz. Ayrı ayrı çırptıktan sonra yumurta beyazına sarısını, yani bu çırpma işlemi 5-6 dakika, 7 dakikayı geçmeyecek. Evet. Ondan sonra 5-6 dakika ikisini de ayrı ayrı çırptıktan sonra beyazın içerisine sarıyı yavaşça ekliyoruz. Ondan sonra sütünü, ne koyacaksak yoğurdunu şöyle bir karıştırıyoruz hafifçe. Un ve kabartma tozunu da ayrı yerde eliyoruz. Elemek kesin. Çünkü havayı dışarı çıkartmamız lazım. O havayı dışarı çıkartıyoruz. Yani iyice karıştırıyoruz ki kekimiz çok güzel kabarsın. Diğer ürünleri yumurtamızın içerisine ekliyoruz. Unu ekliyoruz. Fakat bu işlemi eğer makinede yapıyorsak makinede yapmıyoruz artık. Yani mikser kullanmayacağız. Elde, spatulayla. O işlemi de aşağıdan yukarıya doğru. Böyle şey gibi değil. Aa, olmaz. Kesinlikle yanlış. Öğretmenimiz yanlışımızı buldu. Aşağıdan yukarıya havayı söndürmeden aşağıdan yukarıya unu aşağıdan yukarıya doğru karıştıra iyice yediriyoruz birbirine. Ne kadar? Çırpma işleminde mikser var. Tabii mikser var. Yumurta ve şekeri çırparken mikser var. Ama sıra una geldiği zaman artık mikserle vedalaş. Evet, sıvı ürünleri koyduğumuz zaman mikser var. Diğerlerinde kuru ürünlerde mikser yok artık. Tamam. Kenara koyduk. Yavaş yavaş yediriyoruz unu. Evet, unu aşağıdan yukarıya doğru yediriyoruz. İyice yedirdikten sonra kabartma tozunu ekledik, kakaoyu ekledik, unu ekledik. Bu kakaodur, undur, nişastadır, kabartma tozudur, vanilyadır mesela. Eleyerek yapıyoruz. Eledikten sonra bir kenarda durduktan sonra sıvıların içerisine, yani yumurtanın, yağın, sütün içerisine ekliyoruz. Ve artık mikseri bırakıyoruz. Elimizle, spatulayla aşağıdan yukarıya doğru karıştırarak birbirine geçiriyoruz yani. Tamam. Kabarması neye bağlı şimdi? Dedik ya kabarmak eşittir çok yumurta demek değil. Değil. Kabarması neye borçlu? Kabarmayı bir yumurta sağlar. Tamam. İki kabartma tozu sağlar. Üç karbonat sağlar. En önemlisi de limon. Aa. Tabii. Limon nasıl aktif hale getiriyor? Mayada aktif hale gelmesi için şeker ekliyoruz ya. Bunda da limon ekliyoruz. Tamam. Bu kadarını yapsak zaten yeterli bir kabarmaya erişeceğiz. Bir de tepsiyi vurmak meselesi. Evet, neye koyacaksak onu güzelce tereyağı ile yağlıyoruz. Ya da sıvı yağ mı kullanıyorsunuz bilmiyorum. İçerisine döküyoruz. Her işlem bittikten sonra 3 kere tepsimizi vuruyoruz. Önceden ısıtılmış fanlı fırında. Tamam, ne kadar derece? Önce 200'e ayarlıyoruz fırınımızı. Tepsimizi sürüyoruz. Isındıktan sonra 200 dereceye geldikten sonra kabarma işlemi bittikten sonra fırınımızı direkt 170'e alıyoruz. Tamam.
Çünkü içini çeksin. Kaç dakikaya kabarır tahminen? Kaç dakikaya? Bir de açmayalım dedik ya şimdi. Hayır, açmıyoruz. Yani bir süre verin bize ortalama. Ben normalde 50-55 dakika pişiririm. Tümünü keki. Söylüyorum. Yani bir kek kalıbına döktüyseniz kekinizi 55 dakikada pişirebilirsiniz. Tüm süresi bu. Tüm süresi bu. Ama kabarma süresi yani kabardıktan sonra kabarma süresi dediniz ya. Yani. Kabarma süresi diyelim ki 25. dakikadan sonra tamam. 25-30 dakikadan ben sonra kabarma işlemi başlamıştır zaten. Başlamıştır. Kek yani şeyini almıştır artık kabarmasını. Sonra 170'e çektikten sonra hem içini çeker hem de kabarabileceği kadar son noktaya kadar kabarma işlemi devam eder. Tamam. Keki yaparken bir başka nokta, korktuğumuz nokta. Poğaçada, kurabiyede şöyle bir alttan bakma şansımız var. Kekte evet, o yok. Yok. Nereden bileceğiz? O yanıyor mu? Tuttu mu dibi, tutmadı mı? Onu nasıl bileceğiz? Yani bilelim diye demiyorum. Evet. Dibinin yanmaması için. Yani dibinin yanmaması için. Tepsiye un mu dersiniz? Kalıbın içine un mu? Hani böyle farklı taktikler var ya. Yani zaten dökümlerde, şimdi döküm kalıplarımız çıktı biliyorsunuz. Hı-hı. Yanma olmaz. Çok böyle hani saatlerce durdurursunuz da belki süreyi aşarsınız. Şey ya da şey derecesi aşırı yüksektir. Hı-hı. O zaman belki yanma işlemi gerçekleşir. Teflon tavalarda da şeyde kalıplarda da ya da tepsilerde de eğer teflonu atmışsa bazı tepsilerin teflonu atabiliyor. Kekin çıkması zorlaşabiliyor. Bunun için ne yapabiliriz? Yağladıktan sonra çok hafif bir un serpebilirsiniz. Tamam. Ama gerektiği olacağını zannetmiyorum. Tamam. Yağlama işlemini eğer tereyağı ile yaparsanız hem lezzet açısından o mis gibi koku burnunuza gelir. Hem de kalkması sıvı yağ oranla daha da kolaylaşır. Tamam. Yine de biz şimdi keki bırakacağız, kurabiyeye geçeceğiz. Evet. Ya, yine de aklınıza hem kek hem poğaça ile evet. alakalı bir şey gelirse Sayın Emine Hanım. Yine dönüp kekle ilgili şunu söyleyeceğim diyebilirsiniz. En çok mesela yumurta sevmeyenler için yumurta kokusu. Ha, evet yumurta kokusu. Bunu neyle giderebiliriz? İçerisine vanilya, limon kabuğu, limon suyu, portakal kabuğu, portakal suyu. Bu pişerken yumurta kokusunu bastıracaktır. Tamam. Bu da bir başka detaylardan bir tanesiydi. Şimdi Zeliha Hanım göndermiş mesajı. Demiş ki üzümlü kurabiyesi. Kule gibi tel tel açılan mayalı açması haşhaşlı çöreği lezzetlidir demiş. Teşekkür Mükemmeldir ederim. Mükemmeldir Emine Hanım'ın. Herkese tavsiyemdir demiş. Bir de kuzu pişirir ki tandır kebabıyla yarışır demiş Zeliha Hanım. Oo. Teşekkür ediyoruz Zeliha Hanım. Teşekkür güzel ederiz. Mesajınız çok için. Bir başka mesaja bakalım şimdi. Annemle beraber izliyoruz. Emine Hocama çok teşekkür ederiz. Annem tüm notları alıyor. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür demişsiniz. Ederim. Çok sağ olsun. Erdal Bey, biz teşekkür ediyoruz. Annemize de selam edelim. Gerçekten bu notları alabilmeniz için biraz böyle tekrar tekrar dönüyoruz. Biraz daha anlatıyoruz ki faydalı olsun. Herkes aynı lezzetleri evet, yakalayabilsin evet. diye. Selam ettik size de. Çok teşekkür sağ olsunlar. Ettik. Peki kurabiyelere geçelim. İyi bir kurabiye yapmak. Hem böyle ağza alınca dağılıversin. Hem de bir saat içinde, iki saat içerisinde kupkuru olmasın. Tıkır tıkır olmasın. Nedir bu kurabiyelerin püf noktaları? Oda sıcaklığı mı yine en başa dönecek olursak yine mi oda sıcaklığı hep var hayatımızda. Tamam. Yani pasta yaparken oda sıcaklığı önemlidir. Tamam. Çünkü aynı hemen hemen aynı ürünleri kullanıyoruz. Yumurtamız taze olacak, oda sıcaklığında olacak. Böyle ağzınıza aldığınız zaman böyle ağzınıza dağılsın istiyorsanız yağımız önemlidir. Buradaki o püf noktasını da vereyim. Tamam. Şimdi margarinlerin tereyağların içerisinde ne kadar su yok deseler de içerisinde su var. Tamam. Kurabiyenin içerisine su girdiği zaman kurabiye birkaç gün sonra özelliğini yitiriyor. Belki o dakika o şeyi yakalamışsınızdır da iki gün sonra taş gibi olmuştur kurabiye bayatlamıştır. Bunun için ne yapıyoruz? Margarin kullanıyorsak eğer. Margarinimizi bir tavaya, tencereye neye koyuyorsanız alıyoruz. Onu bir eritiyorsunuz arkadaşlar. Margarini eritiyorsunuz. Yerinde soğuyor. Soğuduktan sonra bunu buzdolabına alıyoruz.
Erittik, donduracağız tekrar. Evet, yağımızı donduruyoruz. Vaktiniz varsa ya ertesi gün yapacaksanız bu kurabiyeyi dolapta bir gün bekletelim. Eğer hemen uygulamaya geçecekseniz 1-2 saat içerisinde zaten dolapta donar. Hı hı. Ve dışarıya çıkartıyoruz. Kaşıkla kenarından bir oyuk açıyoruz. Ve tavamızı eğiyoruz. İçindeki suyu boşaltıyoruz arkadaşlar. Bunu nereden öğrendiniz bu bilgiyi? Size de mi birisi anlattı? Tabii ki hocalarım. Araştırırım, çok severim. Google hiç benim hayatımda da sağ olsun. Yani çok araştırırım. Hani gittiğim yerlerde şöyle bir şey vardı. Kimi meraklıdır eşyaya. Ay perdesi çok güzeldi. Yemin ederim bana sorun. Üstündeki giyeceği bile bilmem, perdeyi bile bilmem. Ama yediğim pastanın yerken bile tahlilini yaparım. Bunun içinde yapmış, şu var, şöyle olmuştur. Soramayacağım bir kişi ise onun fotoğrafını çeker, araştırırım. İçinde ne varmış, nasıl yapılmış onu bulurum. İçim rahat eder. Usta olmak kolay iş değil. Yani araştırmak lazım. Kendinizi hani geliştirmek, yenilemek. Katkı sağlamak. Yani hani içerisine şunu da eklesem daha güzel olurdu belki diyebilmek lazım. Bu bizim meslekte de herhangi işte eve gittiğimiz zaman illaki biz TV42'de görev yapıyoruz diye başka ekrana bakmıyor muyuz? Tabii ki. Elbette başka bir haber izliyoruz, bir dizi izlediğimiz şey oluyor. Baktığımız zaman ekranda hangi tekniğin uygulan, aa bak burada şu tekniği uygulamışlar deyip biz de artık kurgu montaj gözüyle, seslendirme gözüyle hem sesi duyuyoruz hem onu görüyoruz. Çünkü oradan bakış açımız değişmiş oluyor. Siz de en ufak bir lezzeti tattığınız zaman direkt tahlil yapmaya başlıyorsunuz. Evet, evet. Peki suyunu çıkardık, erittik, dondurduk. Kenardan yağı azıcık delik açtık kenardan şöyle. Eğdik kabı, içindeki suyu aktık. Suyu boşalttık. Tamam. Bunu tereyağı ile yapacaksanız, tereyağda da aynı işlem yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tereyağımızı eritiyoruz. Erittikten sonra üzerine biriken köpüğü alıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Sade yağ yapıyoruz. Üzerindeki köpüğü alıyoruz güzelce. Eritirken o yığılan köpüğü. Evet, yığılan köpüğü alıyoruz. Sonra soğuduktan sonra, ortamda soğuduktan sonra buzdolabına tekrar alıyoruz. Tamam. Donuyor. Kenarından tekrar oyuk alıp içerisindeki suyu boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra yalnız dibe biriken tortuları almıyoruz arkadaşlar. Tamam. Bazen tereyağlarında tortu oluyor. İsterseniz onu şey yapabilirsiniz. Tereyağını başka bir kaba alıp üstündeki eriyen yağı. Tortuyu almayın sakın. Başka bir kaba alın. Dolapta dondurun. Donduktan sonra oyuk açın, o suyu dökün ve artık kullanıma hazır. Erittiğiniz kapta dondurmayın. Yani çünkü dipte biriken tortu bunu da anladım. Olmaz. Peki bu da kurabiyenin o ağza dağılması, tazeliğinin daha uzun sürmesini sağlıyor. Bu tatlı, tuzlu kurabiyeler için geçerlidir. Tamam. Evet, başka soru neydi? Kulak memesi kıvamı mı kurabiyede daha önemli? Poğaçada da mı önemli? Şimdi, poğaçada sakız gibi diye bir benzetme yaptınız. Evet, sakız gibi olacak. Hafif eliye yapışan kıvamı olacak. Yani asıldığınız zaman poğaçada hamur birden kopmayacak. O öyle. Poğaça için geçerli. Elastiki bir durum. Tamam. Evet, poğaça için geçerli. Kurabiyeye geldik. Kurabiye için çünkü türlü türlü kurabiyeler vardır. Tamam. Mesela kukiler. Kukiler birazcık daha cıvık hamuru olur. Diyelim ki Esron kurabiye dediğimiz bir kurabiye var. Onu da şeyle sıkarız, krema torbasıyla sıkarız. Onlar biraz daha cıvık hamur ister. Ama diyelim ki un kurabiyesidir, üzümlü kurabiyedir, damla sakızlı kurabiyedir. Onlar için kulak memesinden hafif birazcık daha yumuşak. Daha mı sert diyeceksiniz acaba? Yani yok, hafif birazcık daha yumuşak. Kulak memesinden bile birazcık daha yumuşak. Olmalı. Bir de şunu söyleyeyim. Normal kullandığınız yağla bu eritip kullandığınız yağ arasında yoğururken un biraz daha fazla gider. Daha çok un yer. Çünkü o yağ artık tel tel olmuştur. Bunu siz de fark edersiniz. Yoğururken yani önceki koyduğum hamurdan birazcık daha un fazla gitti dersiniz. Bir de yağı erittik, suyunu aldık ya, eksilme oldu.
Bunu geçen gün çok soran oldu. Eksilen yağın içine ne yapalım? Çünkü suyu dökünce 250 gramsa o yağ, belki 225'e düşmüştür. Evet. Hiçbir sorun olmaz, merak etmeyin. Tamam. O şeyi de mesela birazcık tereyağı ekleyerek, yani normal eritmenize bile gerek yok. Takviye maksatlı. Aynen, takviye maksatlı. İçim rahat etmiyor, ekleyeyim diyorsanız ekleyin ama o kadarcık bir şey sorun yaratmayacaktır. Peki bir izleyicimiz demiş ki mutfağımızda hassas terazimiz olsun mu mutlaka demiş. Kesinlikle olmazsa olmaz. Pastayı seviyorsanız, pastayla uğraşıyorsanız gramajla çalıştığınız zaman birebir ölçü her zaman önemlidir. Tamam. Çünkü hani az mı koydum, unu çok mu koydum, sütü ne kadar koyacaktım? Bununla uğraşmazsınız. El ayarı, göz ayarı diye bir şey var ya. Hani, yani hani profesyonellerde bu vardır. El ayarı, göz ayarı vardır ama hani hiç böyle pastayla ilgisi olmayanlar. Sıfırdan başlayacak olanlar. Sıfırdan başlayanlar için her zaman tavsiyemizdir. Evinizde bulunsun derim. Emine hocamızın pastanesi var mı demişti. Yok. Peki ama sosyal medyadan size ulaşırlarsa. Tabii ki ulaşabilirler. Siz lezzetlerinizi onlarla buluşturuyorsunuz. Buluşturuyorum, evet. Bu açıcı anne hesabından ulaşabilirsiniz Emine Hanım'a diyelim. Kurabiyeyi tamamladık. Tamam, şekil verdik. Hamurunu ayarladık. Fırını önce ısıtacak mıyız? Tabii. Tüm ürünlerde öyledir. Her ürün için. Evet, her ürün önce için ısıttı. Önemlidir. Kaça getirdik? 170. 170. 170-180 arası. Tamam. Burada 170-180 arası. Evet, 170-180 arası yeterlidir. Sürdük. Sürdük. Tepsiye vuracak mıyız? Yok, bunda gerek yok. İyi bari. Bunda gerek yok. Sürdük. Kaç dakika? Kaç dakikada pişiriyoruz? En fazla 20-25 dakika arasında pişer zaten bir kurabiye. Tamam. Çok nadirdir böyle 30 dakika arasında pişecek bir kurabiye. Pek yoktur. Peki. Çıkardık. Yine streçli bir kaba, hani kabağlıktan sonra streç yapalım mı? Yok, gerek yok. Yani bir onu saklama kabına bırakalım. Koyabilirsiniz. Tamam. Ya da hani çoğu üzerine bir böyle toz. Yani toz kir kaçmasın diye streçleyebilirsiniz de hani. Ama şey gibi değil, poğaçayı saklamak yok, mantığı yok, gibi yok. Değil. Yani bir saklama kabına, bir kavanoza, güzel bir kavanoza alıp göz şeyini diyeyim artık, zevkinizi giderebilirsiniz. Tabii kurabiyeyi saklamak da zordur. Her evet. an böyle tık dediği zaman kırılır. Kırılır. Artık şimdi. Evet, ona evet, dikkat etmek lazım. Şimdi burada bir saate yakın zamandır anlatıyoruz ya, eve gitsem de bir kek döks böyle içinizden geldi mi? İnanmayacaksınız. Yoksa anlatsa bıktınız mı şu an? Gelirken sipariş yaptım geldim. Sacarası açtım geldim. Maşallah. Evet. Sacarasını açtım geldim. Sabah o şeyimi giderdim yani. Ha, tamam. Hamur ihtiyacımı giderdim geldim. Giderdiniz. Bugünlük dozum yeter bana. Peki. Bundan sonra gidip artık günün tadını çıkaracaksınız. Artık bakalım. Allah bilir. Cevap vereceksiniz artık. Yani. Emine Hanım sizi izledi. Hanımlarla görüşeceğiz, konuşacağız. Evet. Peki. Varsa kurabiye ile alakalı. Evet. Ekrandaki kurabiye de çok güzelmiş, canım çekti şu an. Geçtik pasta kreması. Aslında pasta kreması. Çok anlatacak pek bir şey yok ama yine de. Peki yok. Bu da püf noktalarını içerisinde barındırıyor. Son olarak da pasta kreması ile alakalı neler söyleriz? Nedir bunun püf noktaları? Pasta kremasında pastacı kreması dediğimiz bir krema var. Pişirmeyle yapılıyor o da. Yani türlü türlü pastacı kreması var. Sırf pastacı kremasını pişirip onu da kullanabilirsiniz. Ayrı bir lezzet katmak için pasta kremanız iyice soğuduktan sonra süt kreması, krem şanti, onu karıştırarak pastacı kremasının içine karıştırıp iyice çırptıktan sonra da kullanabilirsiniz. Daha lezzetli olsun derseniz. Yine anlamadım. Şimdi pastacı kreması pişiriyoruz değil mi? Evet. Pastacı kreması yapıyoruz. Pastacı kreması yapıyoruz. Pastacı kremasının da bir ölçüsü var. Tamam. Şimdi ben ölçü olarak vermeyeyim. Evet, bugün hiç tarif vermiyorum. Pastacı kremasını çok güzel pişiriyoruz. Tamam. Pişirdikten sonra soğutuyoruz onu. Tamam. Soğuttuktan sonra içerisine süt kreması ekliyoruz. Biliyorsunuz tamam. paketlerde satılan süt kremasından ekliyoruz belirli bir miktar. Sonra içerisine bir paket kadar şanti ekliyoruz. Tamam. O şanti ile birlikte o pişirdiğimiz kremayı çırpıyoruz. Tamam. Yani ayrı bir aroma katmak için yapıyoruz. Bu pastane kreması yapıyoruz dışında. Artık. Standartın dışında. Ama bunları katmadan da direkt pastacı kremasıyla da yapabilirsiniz. Hazır pastacı kremaları var mesela. Onları evinizde şey olarak süt kremasıyla çırpıp krem şantiyi karıştırarak da yapabilirsiniz. Kendiniz de pişirebilirsiniz. Peki. Benim soracaklarım bu kadar. Artık teşekkür edeceğim ve az önce getirdiğiniz gül
baklavanın kısa bir tarifini alacağım. Şöyle tamam. Çok pratik bir şekilde bir izleyicimiz de demiş ki annem de el açmasını çok güzel yapar. Özellikle bayramlarda saç arası kaymaklı yapıyor. Üstüne de yerken şeker atılıyor diye bir tarif göndermiş. Ellerinize sağlık. Evet. Afiyetle yiyin. Bugün böyle gönlümüz şenlendi tarifleri vere vere. Güzel oldu değil mi? Peki teşekkür edeceğim ben programın teşekkür son ederim. Kısmında ama az önce gösterdiğiniz şu an şuna tek olan da afiyetle tükettiği gül baklavasının kısa bir tarifini alalım. Gül baklavasının tarifi yani bu vereceğim tarif gül baklavası için, sacarası için, bülbül yuvası için, oklavadan çekmek için artık hangi baklava türü istiyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Ayrıca bundan börek de yapabilirsiniz. El açması kıvrım böreğidir. Sigara böreğidir yapabilirsiniz. Tamam. Ben bu genel olarak bu tarifi vereyim. Bir su bardağı kadar su koyuyoruz. Bir su bardağı yoğurt koyuyoruz. Bir su bardağının yarısı eritilmiş tereyağı koyuyoruz hanımlar. Bir su bardağının yarısı üzerine sıvı yağ koyuyoruz. Ondan sonra yumurta yok bu tarifimizde. Niye yumurta yok diyebilirsiniz. Yumurta yok yani. Yumurtasız da baklava oluyor. Ondan sonra arkadaşlar ununu ilave ediyoruz yeteri kadar. Yarım kabartma tozu döküyoruz. Bir tatlı kaşığı şeker. Şekeri niçin koyuyoruz? Açımı kolaylaştırması için. Bir çay kaşığının yarısı kadar tuz koyuyoruz. Birkaç damla limon suyu ve 2 yemek kaşığı kadar da sirke koyuyoruz arkadaşlar. Güzelce yoğuruyoruz, beze tutuyoruz. Daha sonra bu tuttuğumuz bezeleri en az 2 saat, en fazla 1 gün kadar bekletiyoruz ve açmaya başlıyoruz. Niye bekletiyoruz? Baklava ne kadar beklerse o kadar güzel açılır çünkü. Eğer beklemeden açmaya kalkarsanız hamur kıvrışır. Siz açmak istersiniz o toparlanır. En az bir gün mü bekletiyorsunuz? Ben geceden yoğururum mesela hamurumu. 24 saat değil de 12 saatten bahsediyoruzdur. Hani siz geceden yoğurdunuz ya. Evet. Gece 10 gibi yoğurdunuz. 10 gibi yoğururum. Diyelim ki 10 gibi de açarım. 11 gibi de açarım. Yani sorun yok. Baklava bekleyebilir. Beklemesi daha iyi olur hatta. Tabii ne kadar çok beklerse o kadar güzel açılır. Bir de kesinlikle arkadaşlar tepsi içerisine streç film ya da bir poşet koyuyorsunuz. Bezelerinizi onun üzerine koyuyorsunuz hanımlar. Ve üstüne tekrar bir poşet geçirin ya da streç film geçirin. Kesinlikle onun üstüne bezelerinizi koymayın. Niye? Olmaz. Çünkü bezelerin altları kurur. Çirkin. Tamam. Kendi işimizi zorlaştırıyoruz. Yani işi zorlaştırıyoruz. Tamam. Şimdi hani ben yapıyorum olmadı diyenler olabiliyor. Tamam. Un yok. Un yok. Tamam. İki streç film arasına ya da poşet arasına bezelerimizi tutuyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Ve en aşağı bir gece bekletiyoruz. Peki. En az 2 saat, en fazla bir gece bekletiyoruz arkadaşlar. Ve un ve nişastamızı eleyerek kullanıyoruz açarken. Elemeden kesinlikle kullanmıyoruz. Bunu çünkü yasakladınız artık. Ben yasakladım. Çarpı geldi. Evet. Elemeden un kullanmak, hayır, çünkü, nişasta kullanmak. Siz ne kadar karıştırsanız da biri Hanya'da biri Konya'da olur bu iş kaba tabiriyle. Eliyoruz ve havasını da dışarıya çıkartıyoruz. Kabarmasını, baklavamızın kıyır kıyır olmasını sağlıyoruz böylelikle. Evet. Ve açmaya başlıyoruz artık. Artık sonrasında kim maharetliyse orada maharetli artık şekiller konuşuyor. Size ait ne yaparsanız. Artık oklavaya mı? Buna ne deniliyor? Oklavadan çekme. Oklavadan çekme mi yaparsınız? Kıvırır mısınız? Kat kat mı yaparsınız? Size kalmış ama evet. Burada pratik tariflerini de baklavaya dair almış olduk. Çok evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Hazinenizde var olan tüm bilgileri notlarla topladınız getirdiniz. Bizimle çok teşekkür ederim. Ve ben buna eminim. Ya bu benim mesleğim. Bundan para kazanıyorum. Bu bilgiyi de vermeyeyim de şu kenarda dursun da herkes de her şeyi bilmesin yapmaz Emine Hanım. Yok yok hiç öyle bir huyum yok. Paylaşmayı çok seviyorum. Öğretmeyi çok seviyorum. Benim bildiğimi herkes bilsin istiyorum. Hı hı. Çünkü benim elim farklı sizin elim eliniz farklı. Verdiğimde zarar etmem. Hı hı. Bir Allah razı olsun. Teşekkür ederim demek ne kadar mutlu bir şey. İnsan ne kadar gurur verici. Aynen öyle. Siz bu işte erbapsınız. Biz de sizden öğreneceğimiz şeyler var. İnşallah da bugün başta hanımlara faydalı olmuşuzdur diye umut ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Diliyorum. Teşekkür ederim. Sizin aracınızda da sizin camianıza da bir kez daha seslenmiş olduk efendim. Pastayı, böreği, kurabiye yapmayı sevenleri de bugün biraz
püf noktalarına yardımcı olmuş olduk. Tekrar görüşeceğiz başka İnşallah bir konu diyelim. Üzerine. İnşallah. Belki başka bir yerde bu sefer lezzeti yaparken çekimler Tabii. yaparız. Bugün oturduk, kağıdı kalemi hazırlayın. Bugün not aldık. Bugün not aldık. Başka bir programda da uygulamaya geçeceğiz. Uygulama geçeriz. Yaparız. Elinize kolunuza sağlık ben efendim. Ben teşekkür ediyorum her şey için. Emine Yıldız'a sosyal medyadan Poğaçacan'ın hesabından ulaşabilirsiniz demiş olalım. Ben de bir kez daha tekrar edeyim efendim. Sadece TV42 ekranında Turkuaz programında bu programı yaparken değil, her daim size faydalı olmak için varız. Bize de ulaşabileceğiniz mutlaka sosyal medya hesaplarımız mevcut. En çok da Instagram'da sizlerden gelen mesajlara geri dönüş yapmaya ve elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğer oradan da bizlerle iletişime geçerseniz aramızdaki gönül bağımızı daha da kuvvetlendiririz demiş i̇nşallah. Olalım. Perşembe gününe veda ediyoruz. Yarın Cuma inşallah. Cuma ile birlikte de haftayı kapatacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz, mesajlar gönderdiğiniz, destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Selçuki Kolonyaları Turkuaz programını sundu.